Evet, yani arkadaşlarımızla birlikteyiz, misafirleri olduk, gayet açık, şeffaf, soframız herkese açık ve gayet mütevazi bir sahici kahvaltı yapıyoruz. Gösteri olsun diye yapmıyoruz, şov olsun diye değil, gerçekten bir şeyler atıştırıyoruz. Birazdan siyasete gireceğim. Siz kahvaltınızı yapmaya devam edin. Uğur Bey'e de merhaba diyelim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Uğur Bey, size de merhaba diyelim. Merhaba Ali Bey, komşuyuz sizinle. Haberiniz oldu, geldiniz, bizi memnun ettiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu güzel toplantıyı siz de şenlendirdiniz. Buradan güzel haberler çıkaracağınıza eminim. Evet. Günaydın, çok güzel bir hafta sonu dostlarla bir aradayız. Sabah çok kahvaltısı mutluyuz. yapıyorsunuz. Evet. Toplandınız buraya, evet, bahçede evet, kahvaltı yapıyorsunuz. Aynen. Evet, komşulara da soralım. Evet. Tekrar hoş geldiniz Ali Bey. Güzel bir kahvaltı oluyor. Ayhan Bey'i aramıza görmekten mutlu duyuyoruz. Siz de hoş geldiniz. Genel başkanımızı bir kahvaltıya davet ettik. Bu da icabet etti. Teşekkür ediyoruz. Ben Ses Partisi'nden Şinan Saznedar. Bütün arkadaşların ittifak ettiği kahvaltının güzel olduğu. Tabii ki çok güzel kahvaltı ama ben 3 aylık emekliliğimi ipotek ettirerek bu sofrayı hazırladım. Başka türlü bu kadar güzel bir sofrayı özellikle bu ekonomik yoklukta, bu ekonomik krizde hazırlamak mümkün değildi. Hazırladık. Şimdi de bunun tadını çıkaracağız. Hem de siyaset eşliğinde. Evet, Sayın Ayhan Bey'e soralım. Ayhan Bey, Türkiye'de siyaset nereye gidiyor? Aslında siyaset bir yere gitmiyor, gidemiyor. Çünkü dünya son hızla yeniden yapılıyor, yapılanıyor, yeniden kuruluyor, yeni bloklar oluşuyor, yeni kamplaşmalar, yeni hesaplaşmalar, yeni dizaynlar kurgulanıyor. Ama Türkiye siyaseti eski kavgalarını vermekte ısrar ediyor. Eskiye takılmış durumda, eski aslında takıntılarıyla gündemi oluşturmakta ısrar ediyor. Hem dünyadaki değişim, hem toplumun ihtiyaçları, biraz önce Şinasi Bey'in söylediği can yakıcı gündeme rağmen siyaset polemik yapmayı tercih ediyor. Kişisel kavgalarla koltuk hırsı ya da işte yani kişisel yer edinme, pozisyon kapma meşguliyetiyle ıska geçiyor siyaset bence. Yani sorunları ıska geçerseniz, dünyadaki değişimi, dönüşümü zamanında ve doğru okumazsanız yeni pozisyonunuzu doğru belirleyemezsiniz. Türkiye'nin şu anda karşı karşıya bulunduğu en büyük risk, en büyük tehdit bu. Siyasetteki seviye sorunu, kalite sorunu, vasatın gittikçe düşmüş olması, bu kendisi bir beka sorununa dönüşmüş durumda. Yani aslında yani Türkiye'de tabii 120'nin üzerinde parti varken yeni bir parti kurmanın gerçekten inandırıcı, sahici bir gerekçesi olması gerekiyor. Biz hem kişisel olarak benim geçmişte siyasi çalışmalarım, hem arkadaşlarımızın farklı siyasi deneyimlere, farklı siyasi geleneklere mensubiyetleri, aidiyetleri, tecrübeleri, yani yeni bir söz söylemeyi, yeni bir yorum yapmayı, yeni bir bakış açısı inşa etmeyi zorunlu kılıyordu. Burada eğer herkes kendi mahallesinden memnunsa, özellikle toplumun en fanatik kesimleri, yani evet bu iktidar gayet iyi, Erdoğan'ı yedirmemeliyiz diyorsa ya da karşı taraf hayır bu muhalefet ancak bu kadar yapılır, Türkiye'nin muhalefeti gayet başarılı diyorsa söylenecek söz yok. Ama sorunlarla yaşamaya devam ediyoruz ve siyaset sorunları çözemiyorsa ortada bir boşluk var demektir. Boşluk varsa ihtiyaç vardır. İhtiyaç varsa siyasetçinin görevi bu ihtiyacı cevaplayacak, bu boşluğu dolduracak yeni siyaseti inşa etmektir. Bunun için risk almaktır, bunun için sorumluluk üstlenmektir. Evet, 20 yıldır yönetiyorlar, 20 yıldır. Şimdi partileri birbiriyle kıyaslarsanız, birbiriyle yarıştırırsanız başka bir okuma yapar ve herkesin kendince başarılı olduğunu yani iddia edeceği bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şöyle de okuyabilirsiniz. Muhalefet de yıkılmadı. 20 yıldır ana muhalefet olmayı başarıyor diyebilirsiniz. Ya da işte yani sorun çözme üzerinden aslında bir kıyas yapmak ya da dünyadaki gelişmeleri yani masaya yatırarak bir değerlendirme yapmak yerine kişilerin koltukları üzerinden tarif ederseniz şöyle diyebilirsiniz pekala. İşte herkes genel başkanlık koltuğunda 20 yıldır oturabiliyor. Herkes işte 10 yıldır grup başkan vekilliğinde oturabiliyor. İşte milletvekilliğinde oturabiliyor. İl başkanlığında oturabiliyor derseniz, bunu başarı zannederseniz tam da aslında sorunun kendisini aslında kabullenmiş, normalleştirmiş, olağanlaştırmış olursunuz. Oysa siyasette değişim esastır. Çünkü hayat değişimdir.
Dünya değişirken, bölge değişirken, iletişim imkanları, teknoloji değişirken, gençliğin hayata bakışı, hayata dair beklentisi değişirken, siyaset değişmemeyi başarı sanıyorsa, değişime direnmeyi, değişime ayak sürmeyi marifet sanıyorsa, o zaman zaten bu siyasetle olmaz. Bu siyaset anlayışıyla, siyasete yönelik bu beklentiyle biz hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Burada bütün suç, sorumluluk siyasetçide de değil. Toplum da eğer siyasetten beklentisini doğru bir yere oturtmazsa, yani siyasetten değişmeyi istemezse, siyaset hep başkasını değiştirmeyi vaat ediyor. Kendi değişmek istemiyorken eğer toplum dönüp siyasete, ya madem bu değişim iyi bir şeyse, demokratik değişimi tavsiye ediyorsan, o zaman kendin değiş önce. Sen değiş ki biz de değişimin iyi bir şey olduğuna inanalım, görelim derse, o zaman gerçekten siyasetçi de kendisini topluma göre yeniden şekillendirir. Ama Türkiye siyasetindeki en büyük kriz şu: bir küçük fanatik azınlık grupları var. Bütün partileri esir almışlar aslında. Liderleri esir almışlar. Adeta değişimi engelliyorlar. Siyasi partileri kuşatmışlar. Ama bir de sessiz çoğunluk var. Bu sessiz çoğunluk gerçekten ekmeğinin derdinde. İnsanca, onurluca yaşamak istiyor. Farklılıklarımızın kavga nedeni olarak görülmesini istemiyor. İnsanların, yani annelerinden hangi etnik kökende doğdukları, hangi ana dili konuşarak doğdukları ya da hangi inanca mensup olduklarını gündem yapmak, bunun üzerinden kavga yapmak yerine daha sahici sorunların çözümünü bekliyorlar. Ama bu sessiz çoğunluğun siyasette tam da hani kendi adı üzerinde sesi çıkmadığı için, sesini duyuramadığı için, gürültü yapanlar örgütlü çıkar grupları olduğu için onların lehine gelen, onların yararına olan şey kavga etmek. Çünkü o kavga ortamı onları besliyor, onları ayakta tutuyor. Çünkü onların sorunların çözülmesine dair bir beklentisi yok. Onlar sorunları yönetmek istiyorlar. Sorunlarla var olmak, sorunların üzerinden bir rant elde etmek, sorunları yöneterek kendi pozisyonlarını korumak istiyorlar. Bunu eğer toplum görebilirse, yani o sessiz çoğunluk sesini yükseltebilirse, bizi eski kavga ve çıkar kısır döngüsünden çıkartarak gerçekten sahici, doğal, normalleşen, olağanlaşan, insanlaşan, insanileşen bir atmosfere siyaseti çekebilirsek ben çok daha sağlıklı işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'de seçimlere girebilmek için 41 ilde ve onun 3'te 1 ilçesinde teşkilatlanmış olmanız, kongrelerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Biz her halükarda ister zamanında ister erken yapılsın, yani ilk yapılacak seçime gireceğiz. Planlamamızı ona göre yaptık. Ona göre tedbirlerimizi yani bir şekilde yani geliştirmeye çalışıyoruz ve seçimlere girme hakkını elde edeceğiz. Yani toplumun önünde bu ilk sınava mutlaka girmeyi istiyoruz. Evet. Altılı masaya girelim. Altılı masayı başarılı buluyor musunuz? Yani iktidarı başarılı bulsaydık ya da muhalefeti yeterince etkin ve güçlü görseydik yeni bir yola çıkmazdık. Mevcut partiler içerisinde yani pozisyon alır, destek olur, katılır, orada mücadele etmeyi tercih ederdik. Türkiye'de bir tıkanma var. Muhalefetin, muhalefet etme tarzı aslında iktidarın değişime zorlamıyor, iktidarı dönüşüme zorlamıyor. Aynı şekilde iktidarın muhalefetle kurmadığı ya da kuramadığı ilişki de muhalefeti bir konformizme itiyor. Sorumluluk almak yerine, risk almak yerine muhalefet olmaktan neredeyse memnun bir atmosfer ortaya çıkartıyor. Yani Türkiye'de eğer gerçekten yönetmeye talipseniz, yönetme sorumluluğunu almak istiyorsanız bu iktidar muhalefet ilişkisini değiştirecek, toplum siyaset ilişkisini değiştirecek, partilerin birbirleriyle ilişkisini değiştirecek bir yeni tarzı geliştirmek zorundasınız. Eğer siyasette amaç ülkeye hizmet etmekse, yani kişisel olarak bir rant elde etmek, bir pozisyon elde etmek, bir pazarlıkla işte benim de bir partim olsun, masaya oturayım ve buradan işte bir şey elde edeyim demiyorsak, o zaman ülke sorunlarını herkesle konuşabiliriz, herkesle oturabiliriz. Sonuçta derdimiz ülkeyi anlamak, dünyanın nereye gittiğini doğru okumak ve buradan bir sorunlara çözüm üretmek değil mi? Eğer bunda samimiysek o zaman gayet tabii herkesle bir araya gelebilmeliyiz. Konuşuruz, ne kadar uzlaşırız, ne kadar anlaşırız, ne kadar ortaklaşırız. Burada
burada bizim için iki tane önemli şey var. Birisi evet yani yaşadığımız ülkeyi seviyoruz ve bu topraklarda çocuklarımızın, yarınlarımızın kavga, gürültüyle daha işte yoksulluğa mahkum edildiğimiz, baskı altında kaldığımız bir ortamda yaşamak istemiyoruz. Bu çok insanca bir talep ve ama aynı zamanda bunu sağlamanın yolu da insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerler etrafında bir buluşmayla sorunlarımızın çözülebileceğine inanıyoruz. Yoksa ben kendi inanç dünyamı size dayatırsam, bir başkası kendi dilini dayatırsa, birisi kendi kültürünü, kendi siyasi partisini, kendi liderini, kendi amblemini, sloganını dayatırsa buradan mesafe alamayız. Bu bir yöntem meselesi. Burada mütevazi, öğrenmeye açık ama aynı zamanda empati yapabilen bir siyasetle bir araya gelişi sağlayabiliriz. Biz bu anlamda herkesi hem siyasete katılmaya çağırıyoruz, hem de herkesle cesaretle, özgüvenle ülke sorunlarını konuşmaya, tartışmaya, anlamaya ve birlikte çözüm bulmaya davet ediyoruz.